Yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, uzun zaman sonra Bebek'te magazin hattı kameralarının karşısına geçti. Sağlık durumundan özel hayatına kadar birçok konuda merak edilenleri muhabirimiz Barış Ağla anlattı. Abi uzun zaman sonra seni burada Bebek'te görüyoruz. Valla ilk gördüğümde bir heyecanlandım böyle, Serdar abim falan dedim yani. Aa, çıkmıyorum artık dışarı. Neden abi? Hastayım, ayağım tutmuyor. Ondan yani. Ağrılardan dolayı çıkmıyordum. Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde tekerlekli sandalyeyle görüntülenmiş, son görüntüsü hayranlarını bir hayli üzmüştü. Ünlü şarkıcı hastalığının ilerlediği düşüncesini doğruladı. İlerledi biraz, evet. Yani geçen sene daha iyiydi. Bu sene, geçen sene bisiklete binebiliyordum. Evet, burada devamlı sahil hattında. Şimdi binemiyorum artık. MS'in ataklarının etkilerini azaltmaya yönelik tedaviler uygulansa da tam tedavisi bulunmadığı biliniyor. Serdar Ortaç'ın nasıl bir yolu izleyeceği de merak konusuydu. Ne bileyim baba, Allah'ın işi. Bilmiyorum. Sol ayak felçli ama sağ ayak çalışıyor. Kötünün beterin beteri var. Ya evde işlerimi yapmama engel bir şey yok. Şarkı söylüyorum. Sahneye çıkıyorum, konser veriyorum. Ayakta duruyorum. Ama daha kötüsü olabilirdi abi. Buna da şükür. Hastalığına rağmen sahnelerini, konserlerini bırakmayan Serdar Ortaç, turnelerine devam ettiğini açıkladı. Sabah Almanya'dan geldim. Amsterdam'dan Rotterdam'a geçtim. Rotterdam'dan Köln'e geçtim. Frankfurt'a gittim. Haftaya da Stuttgart'a gidiyorum. Serdar Ortaç, 8 yıllık birlikteliğin ardından 2019 yılında Chloe Lognan'la anlaşmalı boşanmıştı. Serdar Ortaç'tan aldığı 700 bin TL nafakayla gündeme gelen ve ünlü şarkıcı tarafından evine haciz getirildiği iddia edilen Lognan, şimdilerde çocukluk arkadaşıyla evlilik hazırlığında. Bu gelişme ise Serdar Ortaç nafakadan kurtuldu yorumlarını da beraberinde getirdi. Abi çoktan ödedim ben nafakayı. Adı üzerinde eski eş, eski eş. Sorulmaz yani, eski eş. Serdar Ortaç bugüne kadar yaşadığı aşklarda bir türlü mutluluğu bulamadı. Ünlü şarkıcı artık aşktan da umudu kesti. Aşka kapılarını sımsıkı kapattı. Peki tekrardan aşık olmayı düşünüyor musun Serdar Ortaç? Yok. Bundan sonraki ömrünü tek mi geçirecek Serdar Ortaç? Evet. Neden abi? Aşka kalbini kapılarını mı kapadın abi? Ay umurumda değil baba ya.